ağır maliyetler altında eziliyor. Tek sorunu ağır maliyetlerde değil. Susuzluk var. Evet, küresel iklim krizi, kuraklık ve kuraklığın neden olduğu üretimde rekolte düşüşü. Hatta bu susuzluğun su savaşlarına neden olabileceği yönünde kimi bölgelerde artık artan şikayetler ve değerlendirmeler de var. Çünkü su alanları daralınca, var olan su kaynakları herkese yetmeyince adil bölüşüm talepleri de yükselmeye başladı. Bugün Isparta'dan öyle bir haber vardı mesela. Ekrana getireceğiz. CHP yarın Manisa'da çiftçi mitingi düzenleyecek. Manisa'da yağmur ve dolu çiftçinin üzümüne zarar verdi. Dolayısıyla bir yanda borçlar, bir yanda zaten para etmeyen ürünler, bir de şimdi ortaya çıkan bu dolu zararından, yağmur zararından sonra kara kara düşünüyor Manisa'da çiftçiler. Yalnızca Manisalı çiftçiler değil, Edirne'de de susuzluk büyük sorun. On numara yüzün, on numara yüzün. Çürüyor ve yağmurdan sonra çürümeye başlıyor. Aşırı sıcak, bu çiçek zamanında ayçiçeğini yaktı. Anladın mı? Çiçekleri yaktı. Verimler düşüyor. Bu sene çok mağduruz yani. Manisa'da yağış, Edirne'de sıcak. Bir yanda üzüm zarar gördü, bir yanda da ayçiçek tarlaları. Çiftçi kalan ürününün masraflarını bile karşılayamayacağını belirtti. Manisa'da şiddetli yağış ve dolu bağları ve üzümleri vurdu. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen üreticiyi ziyaret etti. Zararı yerinde gördü. Yağmurun yaptığı hasar. Bak olduğu gibi çürümüş. Toprak mahsulleri rapisi tarih bu üzüme 10 numara diyecekse şimdi kaç numara? 8 numaraya düşüyor bu şekilde olduğu zaman. Çiftçi endişeli, ürününü satamazsa farklı yollara başvurmak zorunda kalacak. Bu duruma dikkat çeken CHP'li Başevirgen iktidara çağrı yaptı. Bankalara borçlusunuz. Evet. Ne yapacaksınız? Nasıl ödeyeceğiz bankalara borcu? Ödeyemeyeceğiz. Bankalara ödeme şansın yok. Yok. Araba satacaksın, traktör satacaksın. Banka mecbur icra yolluyor. Başkan tanıtık yok abi. İktidar çiftçi borçlarını bir yıl süreyle yapılandırsın. İşletme kredilerinin faizlerini silsin. Evet. Bir yıl bu çiftçinin bu borçları ödeme şansı yok. Manisa'da ne domates, ne biber, ne patlıcan, ne kavun, ne karpuz hiçbir ürün para etmedi. Bir tek para edecek ürün üzümdü. Üzümü de dolu vurdu. Çiftçinin elinden ayağından tutan yok. Yok. Hep ezilme. Manisa yağıştan etkilenirken Trakya ise kuraklık ile savaşıyor. Trakya Türkiye'nin ayçiçek üretiminin önemli bir kısmını karşılıyor. Fakat bu kış bölge yağış almadı. Üzerine yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları da eklenince tarlalar kurudu, ekili ayçiçekler kavruldu. Edirneli çiftçiler zararını dahi karşılayamıyor. Kış kurağı, yaz kurağı, ayçiçekler geçen yıl 200-220 kilo ortalama biçtik. Bu yıl 30 kilo, 40-50 kilo. O da bir çerdöver parasını çıkarmaz. Yerinde bıraksak daha iyi yani. Bizim maliyetlerimizi kurtarmıyor. Çünkü geçen sene mazot 18 liraydı, bu sene mazot oldu 45 lira. Bu susuzluk dedim ya, su savaşlarına yol açabilir diye. İşte Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Gölü'nün halini birkaç gündür ekranlara getiriyoruz. Yani kuraklık aynı zamanda gölde suyu bitiriyor. Bir de gölde ekstradan kirlilik var. Başka? Bu gölden yararlanarak bahçelerini, elma bahçelerini sulayan köylüler arasında artık tartışma var. Suyun adaletli biçimde dağıtılmadığı konusundaki itirazlarını kaymakama ilettiler ve köyler arasında su salınımı adaletli şekilde yapılmalı dediler. Yetkililer buraya bizzat kendi Boğazova'ya kesinlikle bir el atsınlar. Şu an gerek siyasiler gerek devlet amirleri komple gelsinler bir baksınlar. Hem Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık hem de yetkililerin ilgisizliği üreticileri zor durumda bıraktı. Ağaçlarımızın acilen gelip bakılsın, haksız isek bizi haksız çıkarsınlar. Haklıysak da hakkımızı versinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde yaşanan kuraklık devam ederken elma bahçelerine su salınımı yapılamıyor. Boğazova'da ilk defa
Damlaya geçen Serpil Köyü. İlk defa depolama sistemini yapan Serpil Köyü. İhracatta Serpil Köyü. En çok vergi veren Serpil Köyü. Gerçekten bizim ağaçlarımız şu anda eğer sulanmazsa kuruyacak. Duruma tepki gösteren elma üreticileri traktörleriyle ilçe merkezine gitmek istedi. Jandarma durdurdu. Üreticiler traktörlerle ilçe merkezine giremeyince bölgeden ayrıldı. Üreticileri temsilen Muhtar Ahmet Şenol'la Tarımsal Kooperatif Başkanları Kaymakamlık binasına gitti. Üreticiler köyler arasında su dağıtımının adaletli yapılmasını talep etti. Bu köylü kendi paralarıyla damlama yapıyor. Ama devlet bir boru çekip de halka borunun içerisinde suyu getiremiyor. Şimdi suda biz adalet istemek için kaymakamlığımıza geldik. Kaymakamlık bize suyu salacağız dediler. Geçmişteki dönemde de aynı şekilde salındı. Biz yine en çok adaletsize uğrayan biz olduk. Yani yetkililer buraya bizzat kendi Boğazova'ya kesinlikle bir el atsınlar. Şu an gerek siyasiler gerek devlet amirleri komple gelsinler bir baksınlar. Biz damla sulamaya geçtik ama başka köyler vahşi sulama yapıyor. Onlar sulamaya devam ediyor. Biz ise bahçelerimizi sulayamıyoruz diyorlar. Bu susuzluğun yaratabileceği diğer sorunlara dikkat çekilmiş. Şimdi ekmek istiyor, üretmek istiyor. Bunun için didiniyor, mücadele ediyor üreticiler. Bir tarafta da üretmesinler diye yasak getirilen, üretirlerse hapse konulacak olan hapis cezasına rağmen üretmeye devam edenler var. Kim onlar? Tütün üreticileri. Evet, Adıyaman'da, Malatya'da, Doğu'da, Güneydoğu'da, Bitlis'te, belirli illerde, tütün üretiminin yapıldığı illerde çok sınırlı kotalar var. O kotaların üstünde üretim yapan üreticiler için de hapis cezası öngörülüyor. İşte CHP'li Veli Ağbaba, aynı zamanda Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Malatya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le birlikte bir heyet olarak tütün üreticileriyle buluştular. Bir tütün üreticisi yaşadıklarını anlattı. Lütfen dikkatle dinleyin. 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istenen 30 bine yakın kişinin olduğunu ve Türkiye'de kendi topraklarında tütün ektikleri için kaçakçı muamelesi gördüklerini söylüyor tütün üreticisi. Deprem Adıyaman'ı bitirdi. İkinci bir deprem de Adıyaman tütünü bitirdiler. Hani tütün işi bitti. %100 yerlidir. Tabii. 2017'de fabrikaların baskısıdır. İşte şudur budur. Bizim kalktılar bu tütünü kaçakçılık sitesine koydular. 5620. maddeye. Evet. 5620. maddede 3 yıldan 6 yıl hapis cezası diyorum. Sonra kooperatiflere de diyorum 5 yıl boyunca yasayı ertelediler. 2022'nin 1. ayından itibaren bu yasa geçerli olur. Şu anda 10 kilo tütün yakalansa 2 ile 5 yıl arası hapisle yargılanıyorsun. Şimdi Adıyaman'da depremle yerle bir oldu. Onun için hepimizin mecbur geçim kaynağı budur. Şu anda Adıyaman'da yaklaşık olarak dosya aşamasında, yargı aşamasında yahut işte savcılık şeyinde en az 30 bin kişi yargılanıyor. 30 bin kişi. Tabii en az. Kargoya gönderiyoruz, kargoya el konuluyor. Kaçaktır. Hepsi de direkt gümrük kaçakı diye el konuluyor. 5600'de diyor ki bir malı kaçak sayılabilmesi için yurt dışından Türkiye'ye giriş olması lazım. Tabii. %100 yerlidir. Şu anda 1 kilo tütünü 1,5 milyon gümrük şey yapıyor, bedel biçiyor. Diyor iki katını ödersen diyor etkin pişmanlıktan faydalanabilirsin. Şimdi mesela arkadaşların dediği gibi bir gönderiyor, iki gönderiyor, üç gönderiyor, üç dosya birikiyor. 5 tane dosyası ediyor. 1 yıl 8 aydan en düşük günü söyleyelim. Ne yapıyor? 9 ile tekabül ediyor. Hepiniz cezalandırılacaksınız. Kesinlikle. Bir çözüm bulunmasa... Buradan biz hükümete bir şey söyleyelim, hükümete bir şey söyleyelim. Yerli ve milli tütünle mücadele edeceğine uyuşturucuyla mücadele. Gençler uyuşturucunun kurban olmuş, onlarla mücadele, tütünle mücadele ediyorsun. Diyor ki kaçakçılık yurt dışından yurt içine bir ürün getirilirse o zaman kaçakçılık oluyor. Zaten ceza da oradan üstleniyor. Ama bu yerli tütün, yani Adıyamanlı tütün üreticisinin isyanı yerli tütün ürettikleri için kaçakçılık cezası verilmek istenen 30 bin kişi. Bursa'da biber üreticileri de dertli. Onlar da geçen yıl 20 liraya sattıkları biberi bu yıl 10 liradan satmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Ve haliyle bu maliyetlerin altından kalkamayız diyorlar. Çiftçi artık
öğretimden vazgeçip hayatını nasıl sürdürecek onu düşünmeye başladı. AKP iktidarında üreticilerin sorunları her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Bursa'da biber üreticisi Hakkı Çetin, yükselen girdi maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Ülkede enflasyon var. Geçen seneden bu seneye kadar girdi maliyetleri çok arttı. Nedir bu? Tarım ilacı, tarım gübresi, bitki besleme ürünleri, mazot, işçilik. Yani bunlara çok afaki zamlar geldi. Üretici Ergin Çakar böyle giderse çiftçiliği bırakmak zorunda kalacaklarını söyledi. Gübre fiyatları almış iki kat, işçilik artmış iki katı ama para kazanamayan bizler böyle giderse çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız. Üreten olarak bizler katkıda bulunmak istiyoruz ama ürettikçe batıyoruz. Bir başka üretici Sadi Aktaş ilgili bakanlıklara seslendi. Beni gelin, beni bakın. Şu gördüğünüz ürün bizde 4 TL, markette 49 TL. Buna derhal çareyi bulacak hükümetin yetkili bakanlıkları, Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı, Hazineden sorumlu bakanlık buna el atacak. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da yanlış tarım politikaları yüzünden üreticinin üretmeme noktasına geldiğini ifade etti. Geçen yıl burada 20 liraya satılan biber şu anda 8 lira 10 lira civarında. Yani buradaki mahsulün fiyatının yarısına düşmesi ve buradaki üretici ciddi anlamda bir sıkıntıya sokup burada artık üretmeme noktasına gelmişler. Bir an önce bu tarım politikalarını değiştirip bu köylülerimize, üreticimize destek olacak bir politikaların geliştirmesi gerekir. Manisa dedik, Edirne dedik, Adıyaman dedik. Nereye uzanırsak uzanalım. Tarım alanında yaşanan sorunlar var. İktidar her zaman olduğu gibi sorunu herhalde doğru tespit edemediği için hiç akıllarda olmayan çözümler üretiyor. O çözümlerden birini geçtiğimiz günlerde bir yönetmelik olarak yayınladılar. Ve dediler ki 2 yıl boyunca ekilmeyen arazileri el koyacağız, biz kiralayacağız. Yani sorun oymuş gibi, tarımda sorun buymuş gibi. Tarımın sorunlarını haberlerimizde tek tek görüyoruz. Kaldı ki sorun gerçekten tarım alanlarının ekilmemesi, yani tarım alanlarının yetersizliği olsa, dün ekrana getirmiştik, Sivas'ta Kızılırmak Havzası'nda tarım alanlarını imara açmazdınız. Eğer gerçekten sorun ekilemeyen araziler ve dolayısıyla üretim yapamama, toprak olmadığı için üretim yapamama olsaydı, Samsun'da, 3 köyün ortak kullandığı mera alanına rüzgar ve güneş enerji santrali kurmazdınız. İbadeleriyle gelmişler burayı. Samsun Havza ilçesine bağlı Hacıdede, Şehkoyun ve Adır Hasan köylerinin ortak kullanımındaki mera alanının 700 dönümlük kısmına rüzgar ve güneş enerjisi santralleri inşa edilmek isteniyor. Yani doğanın dengesini bozacaklar buraya girdiğimizde. 20 yıl, 10 yıl sonra tarımda ürün de alamayacaklar. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, mera alanına santral kurulmasına tepki gösteren bölge halkıyla bir araya geldi. Tarım Türkiye'de son 50 yılın en kötü yılını yaşıyor. Aşağıda buğday para etmiyor, ayçiçeği para etmiyor ama vatandaşın hayvanının yemi olarak kullandığı bu araziyi de vatandaşın elinden almakla meşgul şu anda iktidar. Çan, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların nedeni olarak tek adam rejimini işaret etti. Komisyonlar marifetiyle bir takım parmak hesaplarıyla köylünün elinden bu alanın alınması söz konusu. Bir yandan kaldırıma bile patates dikin, soğan dikin, yeşillik dikin diyen bir iktidar ama 2017'de tek adam rejimiyle aldığı yetkilerle bu bölgeyi vatandaşın elinden gasp edip beşli çetelere, bir takım kartellere peşkeş çekmenin peşinde. Çevresel etki değerlendirme raporuyla deyim yerinde ise kılıf uydurulmaya çalışılan santral projesine Hacıdede Mahallesi sakinleri tepki gösterdi. 2022 yılında burada bir toplantı oldu. Köylü karşı çıkmıştı bu firmanın toplantısında. Daha sonraki işte ÇED süreçleri vesaire oldu. ÇED raporunda MERA'nın 6. sınıf ve orta sınıf olduğu belirtilmiştir. 6. sınıf MERA demek erozyona maruz kalan alan demektir. Bu MERA'da erozyon yoktur. Bir sürü boş arazi var, bir sürü boş alan var. Gitsinler onlara yapsınlar bunları. Yani bizim otağımızın, MERA'mızın neyi bunlar yok etmeye çalışıyorlar? Neden elimizden almaya çalışıyorlar? Biz gelecek kuşaklara hiçbir şey bırakamayacağız. Gidecek. Benden sonra gelen nesile ya da torunuma
Hiçbir şey bırakamayacak. 10 yıl sonra buralarda hiçbir şey kalmayacak diyor bölge halkı.